Önce hatırlayalım neler olduğunu. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Saied ekonomik zorluklar yaşayan ülkesinde siyasi kaosun önüne geçmek için önemli bir istikrar hamlesi yaptı. Ordu ve halk desteği de gören Cumhurbaşkanı başbakanı görevinden aldı. Meclisin tüm yetkilerini de 30 gün dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını duyurdu. Türk dışişlerinden de konuyla ilgili derin endişe duyuyoruz açıklaması yapıldı. Peki Tunus'ta neler oluyor? Bu sürece nasıl gelindi? Cumhurbaşkanı Saied neden böyle bir hamle yaptı? Ayrıntıları da Ali Rıza Taşdelen Aydınlık Gazetesi yazarıyla konuşacağız. Sayın Taşdelen, iyi akşamlar diliyoruz efendim. Haber Artı'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, hafta sonu bir takım gerginlikler yaşanmıştı, takip etmiştik ve hemen ardından da Tunus'tan belki de beklenen hamle geldi diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Saied ordu ve halk desteğini de alarak başbakanın görevini feshetti ve istikrar hamlesinde bulundu. Siz bu hamleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Dediğimiz gibi beklenen bir adım mıydı? Nasıl bu sürece gelindi? Aslında bu Tunus'ta yaşanan 10 yıllık cumhuriyetçilerle, yani İhvancı Ennahda Partisi'nin, Nahda Hareketi'nin genel başkanlığının Gannuşu olduğu Nahda Hareketi'nin arasındaki bitmeyen kavga. Yani 10 yıldır sürüyor bu kavga. Son olarak bugünkü Cumhurbaşkanı Ekim 2009'da yapılan seçimlerde bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha önce başbakanlık yapmış, bakanlık yapmış adaylar da vardı. Ennahda'nın da adayı vardı, Gannuşi'nin de adayı vardı. Bir de bugünkü Cumhurbaşkanı partisiz ve bağımsız bir aday olarak katılmıştı o seçimlere. Bu seçimlerde bugünkü Cumhurbaşkanı Kays Saied %72 gibi ezici bir çoğunlukla Cumhurbaşkanı seçilmişti. Halbuki Ennahda'nın İhvancı Ennahda Partisi'nin adayı ise birinci turda elenmişti. Fakat aynı yıl yapılan seçimlerde mecliste de birinci parti olmuşlardı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini Ennahda'ya vermişti. Onlar da tek başına hükümet kurma şeyi olmadığı için, çoğunluğu olmadığı için sanırım 3 veya 4 partiyle koalisyon hükümeti kurmuşlardı. Yani bugünkü Cumhurbaşkanı Kays Saied, başbakan hükümeti kurmakla görevlendiren başbakan meclisi Ennahda Partisi'nden ve meclis başkanlığına da yine Ennahda'nın lideri Gannuşi getirilmişti. Böyle bir pozisyon var. Yani 2019'a böyle gelinmişti. 10 sene, yani 9 senelik bir kargaşadan sonra. Şimdi burada bu iki tarafı iyi anlayabilmek için kim bu Cumhurbaşkanı, kim bu Kays Saied, ona bir göz atalım. Daha sonra Ennahda'ya, Gannuşi'ye değinelim. Tabii dünya şaşırmıştı. Nasıl olur böyle Ennahda'nın işte yıllardır hükümette olduğu, yıllardır derken işte 2011'den itibaren 8 yıldır iktidarda olduğu bir Tunus'ta onun Cumhurbaşkanı adayı birinci turda elenirken partisiz, bağımsız bir aday kazanıyordu. Şimdi Kays Saied bu 26 Ocak 2014'te kabul edilen anayasanın hazırlanmasında görev almıştı. Önemli bir rol oynamıştı. Ama toplumda fazla tanınan biri değildi. Partisi yoktu. Öyle bir 1, 2, 3, 4, 5 diye başlayan programı yoktu. Yani devletin adaylara yaptığı maddi seçim yardımını da kabul etmemişti Saied. İş dünyasının büyük bağışlarını da kabul etmemişti. Öyle afişli, bildirili, mitingli bir seçim kampanyası da yürütmemişti. Siyasette şunu söylüyordu. Siyasette ahlak, yolsuzluklarla mücadele, kanun devleti, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkma, katılımcı demokrasi falan gibi bu cümleleri kuruyordu. Ama iyi bir hatip, onu söyleyelim, bugünkü Cumhurbaşkanı Saied'in, hukuk profesörü. Ve dikkatleri üzerine çekti.
geleneksel partilerin adaylarını geride bırakarak, yani geleneksel partiler diyeceğim ama o zaman Tunus'ta henüz bir partiler geleneği de oluşturulmamıştı. 1957 yılında Habib Bourguiba önderliğinde bağımsızlığına kavuşmuştu Tunus. 30 yıl Bourguiba ve 1987'de de Zeynel Abidin Bin Ali tarafından devrilene kadar 23 yılda Bin Ali yönetmişti tek partiyle. 53 yıllık bir tek parti dönemi var. Ondan sonra tabii bu gelişen olaylara birazdan daha ayrıntılı değineceğiz. Daha sonra Ben Ali iktidarının yıkılması ve ülkeden kaçmasıyla birlikte partiler kurulmaya başladı. Yani tek parti dönemi sona erdi. Partiler, onlarca parti kuruldu. Yani yanlış hatırlamıyorsam 200'e yakın parti kurulmuştu. Yani alabildiğine demokrasi. Batı öyle değerlendiriyordu o zaman, alabildiğine demokrasi. 200'e yakın parti de, bu partilerden birisi de İhvancı Nahda Hareketi'ydi. En-Nahda Partisi, Ghannouchi'nin başında olduğu parti. Şimdi peki nasıl oldu Ghannouchi birdenbire ortaya çıktı? Ülkede 22 yıldır ülkede olmayan yasaklı bir partiydi, onu belirtelim. Evet. Şimdi hepimizin hatırlayacağı gibi 2011'de, 2010'un Aralık ayında bir gencin kendisini yakmasıyla başkanlık sarayının önünden ve bunun ölümü üzerine büyük bir halk hareketi başlamıştı. Ben Ali hükümetine karşı büyük bir halk hareketi başlamıştı. Burada Ben Ali bunu kanla bastırmayı tercih etti. Yani 2011'in başında kanlı eylemler oldu, kanlı baskılar oldu. Yani polis, özellikle polis teşkilatında. Çünkü asker Ben Ali'yi dinlemedi. Ben Ali'den yana olmadı, halktan yana bir tutum aldı. O dönem Fransa Savunma Bakanı Ben Ali'ye bir çağrıda bulunmuştu. Ben Ali kaçmadan önce, biz böyle olayları bastırmada çok tecrübeliyiz, sizlere gerekli yardımı yapalım, hem teknik hem lojistik hem fikri olarak diye de teklifte bulunmuştu. Çok büyük bir de tepki alınmıştı o zaman Fransa'nın bu sömürgeci tutumuyla. Ben Ali tabii Fransa'ya yakın duran bir liderdi o zaman. Daha sonra tabii Ben Ali kaçtı. Ben Ali kaçınca Amerika daha sonra adını, çünkü ilk başladığında bu eylemler Yasemin Devrimi demişlerdi. Ama tabii Avrupalı Arap Baharı terimini icat etti. Arap Baharı başlıyordu Tunus'tan, Büyük Demokrasi Hareketi. Önce tabii bu büyük hareket karşısında Batı dünyası büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Fransa'sı, Amerika'sı böyle bir şey beklemiyorlardı. Amerika tabii Arap Baharı ile yaratılan, bu onların Arap Baharı dediği bu ortamda yaratılan ortamda Müslüman kardeşler eliyle bölgede ılımlı İslam'ı iktidara getirme projesini devreye soktu. Hı. Yani o gelişen halk hareketini yönünü değiştirme, sisteme yönelmesini engelleme ve kendi doğrultusunda Müslüman kardeşleri öne çıkarmayı planlayan bir plan yaptı, bir proje yaptı. Efendim, bu kısmı şimdi biraz daha özet geçebilir miyiz? Çünkü sadece 5 dakikamız kaldı ve soracağım çok soru var aslında. Peki, şöyle yapalım. Evet. Yani şunu belirtelim. Evet. Amerika bunu başaramadı. Hı. Yani Ghannouchi'yi 22 yıl kaldığı İngiltere'den getirdiler 11'de. Tunus'un başına oturttular. Ama tabii Ghannouchi Müslüman kardeşler eğilimli bu parti büyük bir baskı rejimi oluşturmaya çalıştı. Bir polis devleti oluşturmaya çalıştı. Polis devleti derken de devletin polisi askeri değil, ona paralel milisler oluşturmaya çalıştı. Kadınlara çok büyük baskılar yaptı. Daha sonra da siyasi cinayetlere başladılar. Bu siyasi cinayetlerde iki tane önemli insan, Uluslararası Demokratlar Birliği
Şükrü Belay'ı da öldürüldü. Arkasından da İbrahim'i öldürüldü. Bunun üzerine büyük bir patlama oldu 2013'te. O 13'teki patlamadan sonra büyük bir zafer elde edildi. Hı hı. Arkasından 2014'te bir anayasa yapıldı. Bir uzlaşma sağlandı. Anayasa yapıldı. Anayasadan bu anayasa ile birlikte bir seçim yapıldı. O seçimden sonra da yapılan seçimlerde laik bir cumhurbaşkanı seçildi o zaman. Ondan sonra tabii bu son seçimlerde de ama tabii iktidarda sürekli şey var. Nahtanın içinde bulunduğu hükümetler var. Bu son cumhurbaşkanıyla Nahta hükümeti arasında büyük çelişkiler yaşanmaktaydı. Özellikle koronadan 18 bin kişinin 22 milyon nüfuslu bir ülkede 18 bin kişinin hayatını kaybetmesi, zaten işsizlik, ekonomi, siyasi, bozuk vesaire. Ekonomik kriz, evet. Burada şey yaptılar. Burada karşı karşıya geldiler. Hatta daha bundan önce, şunu belirteyim, bu pek bilinmiyor. Bundan önce Şubat ayında Ghannouchi, Nahta yani İhvan Hareketi bir cumhurbaşkanlığını ele geçirmek için, yıkmak için onlar bir eylem yaptılar. Büyük Türkiye şey çapında, Fransa çapında ama başarıya ulaşmadı tabii. Şimdi şöyle bir saflaşma oluştu bugün. O zaman özetleyelim. Şöyle bir saflaşma oluştu. Çok kısa oluştu. Son iki dakika diye hatırlatmak isterim. Peki şöyle bir saflaşma oluştu. Bugün, dün Tunus'un Cumhuriyet Bayramı'nın 47. yıl dönümü için sokağa çıkıldı. Çıkmışlardı ve bu sokağa çıkma ihvancı hükümete karşı protestoya dönüştü. Hükümetin istifası istendi. Aynı akşam karar aldı Kais Saied bu parlamentoyu ve hükümeti feshetmeyi. Ondan sonra da kendisi bizzat gece yarısı sokağa inerek göstericilerle beraber buluştu. Şimdi buna Nahta hareketi, Amerikancı diyebiliriz çünkü Biden'ı da alkışlayan bir adam aynı zamanda bu. Evet, görüşmeleri de ortaya çıktı zaten. Evet. Biden'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı açıklamalar da hayli dikkat çekiciydi. Dünya demokrasisine olumlu bir mesaj olduğunu söylemişti. Orada da sinyallerini vermişti aslında. Evet. Yani şöyle özetleyelim. 10 yıldır devam eden cumhuriyetçilerle ihvancılar arasındaki mücadelenin bugün ortaya çıkması, bu artık Nahta hareketi sürekli gerileyen bir hareket. Evet. Çünkü bağlı olduğu Amerika kaybeden bir güç, gerileyen bir güç Nahta'yı kurtaramayacaktır. Ama diğer taraftan tabii bu cumhuriyetçilerin, Said'in de zorlukları var, partisi yok. Nasıl olacak? Anayasada boşluklar var. Evet. Henüz anayasa konseyi oluşturulmamış vesaire. Buralarda zorluklar var. Ama bunlar orada yenildi. Bu yenilgi devam edecektir. Benim dikkatimi çeken, peki, şöyle bitireyim. Son cümlemizi alalım lütfen. Vaktimiz sona erdi. Şöyle bitireyim. Evet. Dünyadan henüz bir tepki ben rastlamadım. Yok, ama şu Türkiye'den ana kadar. Türkiye'den tepki geldi. Türkiye'den Dışişleri Bakanlığımız ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik kınadılar. Meclis Başkanı'ndan da geldi. Evet. En önemlisi de Ahmet Davutoğlu bunu darbe olarak niteledi ve kınadı. Heyet gönderilsin dedi. Erdoğan'a da tarafları görüşerek gerilimi düşürmek üzere müdahale etmesini istedi. Evet. Bu gerçekten ilginç. Tabii bunu soruyu da soracaktım. Fakat vaktimiz kalmadığı için daha yüzeysel geçmiş olduk. Ama önümüzdeki günlerde bu konuyu daha konuşmaya devam edeceğiz. Önemli bir konu. Neler yaşanacak, gelecekte neler olacak? Şimdilik sohbetimizi noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Aydınlık Gazetesi yazarı Ali Rıza Taşdelen. Teşekkür ederiz efendim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bugünlük de bültenimizin ve Haber Artı'nın sonuna geldik.